Rasim Özdenören Öz eleştiri yerine itam kolaycılığı Galiba değişim ve devrim sürecinde bütün faktörler değişse de değişmeyen bir faktör kalıyor. Kurulu düzene sahip çıkanların yeni düzeni anlamakta gösterdiği direnç. Kurulu düzene sahip çıkanlar salt şu gerçeğin bilincinde. Arz ayaklarının altından kayıyor. Ama ne yapılabilirin bir cevabı yok. Yapılacak tek şey karşı koymak olarak ön alıyor.'' Ancak zamanla onun da işe yaramadığı, yaramayacağı ortaya çıkıyor. Ebu Talib'in tepkisi ilginçtir. O yeni gelen din ve onun peygamberi için şöyle diyordu: "Ben oğlumun, Hazreti Peygamber'in yalan söylemediğini biliyorum. O yalan söylemez. O peygamberim diyorsa peygamberdir. Mekke'li kadınların beni çarşılarda kıramayacaklarını bilsem ben de onun dinine girerdim." Ne hazin bir itiraf değişim teklifiyle hükümet olmak isteyenin neyi değiştirmek istediğini ıskalayarak hala kurulu düzenin nirengilerini sahiplenmek isteyen muhalif taife hem şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olanları görmek istemiyor hem bundan sonra gerçekleştirilecek olanları. Hala seçim sonuçlarını İrap'ta mahalli olmayan bir söylemle değerlendirmeye çalışanlar insanı şaşkınlığa uğratıyor. Kimleri diyor ki Erdoğan gerilimi tırmandırdığı için seçim kazandı. Seçmen önünü göremediği için ona oy verdi. Çünkü bu seçmen için dış politikadaki başarısızlık, üretimdeki düşük verim, talan, vurgun ve soygun dert değil. O körlemesini oy veriyor. Bu seçmen akılsız, bilinçsiz bir güro. Başkanlık veya cumhurbaşkanlığı rejimini tek adam yönetimi sananlar, kendi yanılgısını milyonlarca seçmenin üzerine yıkarak onların bilinçsizliğinden, cehaletinden den vuruyor. Taşıdığı diplomanın, elde ettiği ünvanın onu her defasında ters köşe yatırdığını görmezlikten gelerek çoğunluğun bilincini sorgulamaya yelteniyor. Ortak akıl, izafe ettiği mağluplara direnme telkininde bulunuyor. Kimileri için de bu en antidemokratik seçimlerden biriydi. Eşitlik yoktu, sonuç şaibeliydi. Bu nedenle hiçbir araştırma şirketi doğru tahminde bulunamadı. Oysa doğru tahminde bulunan bir şirket göz ardı edildiği gibi ben gerçek tahminimi söyleseydim beni çarma gererlerdi diyen şirket yöneticisinin itirafı da göz ardı ediliyor. Bu hazımsız taifeden biri de şu ilginç varsayıma bel bağlamış. Seçim sonuçları gerçek durumu yansıtmıyor. Aşağıdaki aktörü bile, aradaki bunca fark ortadayken neye itiraz edecektim derken, kraldan çok kralcı görünenler gerçeği kabullenmekte direnebiliyor. Hiç hiçbiri nesnel bir kafayla niçin kaybettik sorusu üzerinde düşünmüyor. Her biri seçim sonucu ile ilgili mesnetsiz ithamından teselli arıyor. Seçimi kaybeden partilerin olsun, cumhurbaşkanı adaylarının olsun bir öz eleştiri derdi o gibi sonuçları değerlendirmek isteyenlerin de böyle bir derdi yok. Onlar salt itham etmek üzere keskinleşmiş durumda. Öz eleştiri kendine bakabilme ve kendini görme yeteneği istiyor. Seçim kazanmak için somut projeyle halkın önüne çıkmak gerektiği gibi öz eleştiri içinde kendini dışarıdan gözlemleyebilme melekesi gerekiyor. Bu kafaya sahip olmayan birinin sittin sene seçim kazanamayacağını bilmek için kahin olmak gerekmiyor.